Ama bozacağı için yarın bakın dedim şunları toparlayayım. Bazıları çok çürük olduğu için kolay kesiliyor. Kesmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bayağı da kestim hatta da. Size de bir göstereyim dedim ama. Bazıları kesilmiyor tabii. Bazıları da çıra ya bunları. Çok
Evet arkadaşlar, dedim ki yarın kar yağacaksa bir daha ıslanmasın, kesebileceklerimi keseyim. Böyle bazıları sünger gibiydi, benim kesebileceğim bir kıvamdaydı, onları kestim. Muhtemelen onlar da şöyle bir şeymiş, zamanında çıralarmış, 15 yıllık bir odunmuş bu. Böyle budaklı olan yerleri, zor olan yerlerini bırakmışlar, hep düzgün yerlerini çıra olarak kullanılmış. Ben de şimdi ne çıralık kalmış ne çırasızlık kalmış, arası bir şey bunlar şimdi. Seçtim iyi olanlarını, bunların hepsi de çıra olamaz yani. Çünkü çok eskimiş, bir daha onları bekletecek yer yok, sünger gibiler, dağılıp duruyorlar. Bazı budaklıları kesmek çok zor, onlar benim harcım değil. Budaksızları, sığanları, hatta şöylelerini bile sığdırmaya çalışıyorum sobaya, uğraşmıyorum. Bir tane atıyorum böyle. İyi oluyor. Bunlar yemeklerini yediği için uyku pozisyonuna geçtiler. Simavlu çok yemedi. Ay pardon, moduk. Simavlu diplemiş. Her zaman farklı oluyor. Canları acıktığında yiyor. Gördüğünüz gibi çamaşır sezonu açılmıştır. Çamaşırımı astım. Elhasıl biraz yoruldum. bak. Altına bakın. Moduğun yemeğini yiyor. Eşek sıpası. Birazdan toprak gelecek. O yüzden sürekli topladım odunu, farkındaysanız. Kısa biriktirmedim. Hemen topladım. Olur da odun gelirse geçemez diye. Toprak gelirse aşağıya dökeceğiz onları da. Hayırlısıyla. Belki bunlardan da kesebileceklerim vardır. Ama şu anda enerjim tükendi. Biraz susuzluk hissettim. Muhtemelen şu tür düz olanları kesebilirim. Budaklı olanlar hiç bana göre değil. Zaten onlar da uğraşmayı bırakmışlar. Elimden geldiğince büyük haliyle de yakmaya çalışıyorum. Şu haliyle sobaya sığar zaten. Bu da sığar muhtemelen. Böyle böyle de yakmaya çalışıyorum bu odunlar. Çünkü hani şey için uygun değil bence. Çok çabuk yanar. Sürekli kazanı doldurmakla uğraşırım. O yüzden böyle eski odunları tüketip genelde yeni kestiklerimi bırakıyorum. Dokunmuyorum. Onları artık kısmetse kazanda yakarız. Böyle arkadaşlar, akşamımız oluyor yavaş yavaş. Ben toprağı bekliyorum. Gelmek üzeredir. Tekrar görüşmek üzere. Ben entari giydirdim. Moduk gitmiş, dibine yatmış. Çekiştirmiş. Çünkü Simavlı onu fırlatmış buradan. Sen poşetlere, aman torbaya yatmaya bayılıyor. Allah ne yapmış bir ben. Ne yapayım ya Rabbim. Ona bir torba vereyim. Aha motor geliyor, toprak geliyor. Arkamı dönüyorum. Moduk çuvalı çekiştiriyor. Böyle yatacakmış. Allah'ım ben seni yerim. Kurban olurum yaradana şapşal. Toprağımız daha gelmedi. Biz de geldi zannettik. Cansına bak, cansına. Hey, koca delikanlı. Gübreli alanların toprakla şeyi. Görüyor musunuz? Otlarını, verimliliğini. Budum, çay yaptın mı oğlum? Oh benim beyaz kaşlım. Hadi bakalım. Vallahi geç vakitte ancak gelebildiler. Toprak geldi. Şöylece. Çok zorlandılar. Sağ olsunlar gece. Bunu artık gördüğünüz gibi çok çamur varmış ormanda. Hayırlısı. İnşallah güzel, bereketli bir verim alırız. Gördüğünüz gibi buradan motorla geldiler. Balkon ışıkları yanmıyor. Ne halt ettim bilmiyorum. Bir düğmeyi mi açık bırakmadım falan. Şimdi ona bakacağım. Ancak fırsat bulabildim. Daha doğrusu gece olması gerekiyor. İftardan sonra karanlık oldu. Şimdi çıkıp bakacağım arkadaşlar ona da. Size toprağı göstereyim dedim. Neyse. Bayağı zorlanmışlar. Hayırlısıyla bir onları da ayarlarsak yarın
Bakalım. Ben balkona çıkıyorum. Evet. Meraktayım, bir de onu halledeyim. Evet, kapatmışım meğer. Bir ayarı vardı, onu toparladım. Şöyle dalgalı olması daha güzel tabii ki. Tabii ki dalgalı yaparım. İki adet olduğu için böyle bol bırakırım. Bir tane de sağ tarafı da koyarım. Şimdi hani cilalanacak diye çok şey yapmadım. Değişik modları var. Muhtemelen yanıp söneni tercih ettim. Böyle göz kırpıyor arada. Diğerini taktığımda çok daha şey olacak. Daha yoğun olacak. Şimdilik böyle gördüğünüz gibi.